Fizik 801, klasik mekanik 21. ders. Geçen ders açısal momentum ve tork kavramlarından bahsettim. Bunlar 801 dersinin en zor konularındandır. Ve sadece çok sayıda pratik yaptığınız zaman gerçekten anlarsınız. Eğer çok zaman alırsa kendinizi kötü hissetmemeniz gerekir. Çünkü oldukça zordur. Gelecek beşler sadece bu konular üzerinde duracağım ve çok sayıda örnek göreceksiniz. Bazılarını anlamak kolay, bazılarını zor ve bazıları oldukça tuhaf. Kısaca geçen defa anlattığımız ana şeyleri gözden geçirmek istiyorum ve ilgili olan eşitlikleri tahtada görmektesiniz. M kütlemiz var ve bu kütlenin hızı sizin referans çerçevenizden V olsun. Bu durumda P momentumuna sahip olduğu açıktır. Bu kütle üzerine etki eden bir F kuvveti olabilir. Ve şimdi rastgele bir Q noktası seçiyorum. Bu Q noktasına göre konum vektörü. Seçmiş olduğunuz orijinin ne olduğunu asla unutmayın. Bu durumda Q noktasına göre açısal momentum Konum vektörü ile P'nin vektörel çarpımına eşittir. Ve bu orada yazılı olan bir numaralı denklemimdir. Yönü tahta düzlemine dik ve bu durumda tahta düzleminden içeriye doğru olacaktır. Ve büyüklüğü açıyı dikkate almalı şartıyla hesaplanabilir. Vektörel çarpımdan dolayı teta'nın işaretini almanız gerekir. Q noktasına göre tork, konum vektörü ile F'nin vektörel çarpımı olarak tanımlanır. Bu durumda torkun yönü tahta düzleminden dışarı doğru olacaktır. Ve bunun da büyüklüğü bulunabilir ancak konum vektörü ve kuvvet arasındaki açıyı dikkate almak zorundasınız. Tork, açısal momentumda bir değişikliğe neden olur. Bunu 3 numaralı denklemde görmektesiniz. Eğer hiç tork yoksa bu durumda açısal momentum değişmeyecektir. Ve cisimlerden oluşmuş bir sisteminiz, yani buradaki gibi tek cisimden oluşmuş değil de birbiriyle etkileşen çok sayıda parçacıktan oluşan sisteminiz varsa, bu durumda tüm sistem üzerine hiçbir net dış tork olmadığı sürece tüm sistemin açısal momentumu korunmuş olacaktır. Bugün 4 numaralı ve 5 numaralı denklemlerin çeşitli uygulamalarını göreceksiniz geçen defa dönen cisimlerin kendine has özelliği olan spin açısal momentumu hakkında konuştuk. Orada dönen bir platform üzerinde kendimi feda ederek buz patancısının zevki denen deneyi yaptık. Önümüzdeki birkaç ders esnasında biraz daha fazla örnek göreceğiz. Yaklaşık kütle merkezinden geçen eksen boyunca dönmenin olduğu durumda, kütle merkezinden geçen sabit bir eksen üzerinde Açısal momentumu hesaplarken açısal momentumu aldığınız noktayı belirlemek zorunda olmamanız özgün bir özelliktir. Herhangi bir noktayı alabilir ve her zaman aynı şeyi elde edersiniz. Fakat bu durumda bu doğru değildir. Ve bu açısal momentumu oldukça benzersiz kılar. Açısal momentumun bu kadar zor olmasının sebebi açısal momentumun seçtiğiniz noktaya bağlı olmasıdır ve bir problemde bazen açısal momentumun değiştiği bir noktayı seçebilirsiniz. Fakat benzer bir problemde açısal momentumun değişmediği bir noktayı da seçebilirsiniz ve her iki çözüm de geçerli olacaktır. Böylece her zaman onu oldukça kolay yapmayan bir seçeneğiniz vardır. O halde geçen defada yaptığım bir örnek ile başlayalım. Orada Dünya veya Güneş etrafında dolanan bir cismimiz vardı. Şimdi Güneş etrafında dolanan Dünya'yı ele alalım. Bu Güneş'in konumu ve Dünya burada m kütlesine sahip ve büyüklüğü değişmeyen fakat yönü değişen bir hız ile dolanmaktadır. C noktasına göre konum vektörü RC ve bu durumda merkeze yönelik olan F çekim kuvveti söz konusudur. Ve omega açısal hızımızda bu yöndedir. Bir numaralı denkleme gider. C noktasına göre olan LC açısal momentumunun büyüklüğü ve yönü bellidir. Oturduğunuz noktadan görüldüğü gibi eğer saat ibrelerinin tersi yönünde dönüyorsa bu durumda açısal momentum'un yönü tahta düzleminden dışarı doğru olacaktır. Bu yüzden sadece büyüklüğü ile ilgileniyorum. Rc çarpı m çarpı v olacaktır. Ve vektörel çarpım konusunda endişeye kapılmamamın sebebi açının 90 derece olmasıdır. Böylece teta açısının sinüsü 1'e eşit olacaktır. Şimdi v'yi orada bırakmayı istemeyebiliriz. Bu size kalmış. V yerine daima omega R yazabilirsiniz ve bu durumda daima M, R, C kare çarpı omega yazabilirsiniz. Her ikisinden birini kullanmak yeterlidir. Eğer R dairenin yarı çapı ise bu durumda her zaman M, R kare omega olacağı açıktır. 5 numaralı denklemi seçmiş olabilirsiniz ve hemen noktası etrafında burada C noktasında bir dönme söz konusudur ve açısal momentumun büyüklüğünün eylemsizlik momenti çarpı omega olduğunu söyleyebilirsiniz. C noktasındaki eylemsizlik momentinin mr kare olduğu açıktır ve bunu omega ile çarpıyorum. Ve buradan da aynı cevabı elde edeceğinizi görürsünüz. Bu bir numaralı denklem ve bu beş numaralı denklem. Eğer iki numaralı denklem’e gidersen, bu durumda iki numaralı denklem bana eğer sadece C noktasını seçersen, C noktasına göre torkun sıfır olacağını söyler. Çünkü iki numaralı denklemde kuvvet ve konum vektörü arasındaki açı 180 derecedir. Cismin burada, şurada ya da burada olması hiç fark etmez. Böylece C noktasına göre olan tork sıfırdır ve yine açısal momentumun C noktasına göre değişmediğini biliyorum. Sadece C noktasına göre değişmemektedir. Çünkü burada şurada ya da burada seçmiş olduğunuz herhangi bir başka nokta için bir tork vardır ve açısal momentum değişecektir ve böylece C noktası için bazı şeyler özel olacaktır. Bu durumda sadece C noktası için açısal momentum korunumludur. Şimdi açısal momentumun sadece bir noktaya göre korunumlu olduğu, diğer noktalara göre ise korunumsuz olduğu başka bir örnek alıyorum. Bir cetvel ya da bir çubuk alıyorum. Çubuk m kütlesine ve l uzunluğuna sahip ve c bu çubuğun kütle merkezi. Fakat ona p noktası etrafında dönmesi için bir kuvvet uyguluyorum. Ve bu mesafe d bu düzlemi yatay, sürtünmesiz düzlem olarak düşünün ve onu bir açısal hız ile döndürüyorum. Onu bu yönde döndürdüğümüzü ve bu P noktasından kuvvet uyguladığımızı varsayalım. Tahtaya dik olacak şekilde bir çivi koyuyorum ve onu döndürüyorum. Açısal momentumun P noktasına göre büyüklüğünün ne olduğunu bilmek istiyorum. Ve bunun için hemen 5 numaralı denkleme gidiyorum ve bu denklem bana açısal momentumun P noktasına göre olan eylemsizlik momenti çarpı omega olduğunu söyler. Paralel eksen teoremini hatırlıyorum. Ve tahta düzlemine dik olan bu eksen boyunca kütle merkezi etrafında dönme için eylemsizlik momentinin 1 bölü 12 m l kare olduğunu biliyorum. Demin tabloya yeni baktım çünkü bunun ne olduğunu hatırlamıyordum. Böylece bu eksen etrafındaki eylemsizlik momenti olacaktır ve bu durumda paralel eksen teoremi MD kare ifadesini eklemem gerektiğini söyler. Ve bunu da omega ile çarparım. L'nin yönüyle ilgilenmiyorum çünkü bunun hangi yön olduğu açıktır. Eğer saat yönünde dönüyorsa bu durumda açısal momentumun yönü tahta düzlemine dik ve içeri doğru olacaktır. P noktasında bu cetvel üzerine etki eden bir kuvvet olduğunu ve kuvvetin bu yönde olduğunu iddia ediyorum. Ve bunu en iyi şekilde her iki tarafında eşit kütleler bulunan kütlesi ihmal edilebilen bir çubuk örneğiyle görmenizi sağlayabilirim. Ve tahta düzlemine dik olan bu eksen etrafında döndürüyorum. Burada bir merkezcil kuvvet ve burada da bir merkezcil kuvvet olacaktır. Her ikisi birbirine eşittir ve her ikisi birbirini yok eder. Ve böylece iki cismin dönmesi durumunda dönme noktasında hiçbir kuvvet olmayacaktır. Eğer böyle bir durum varsa bu kütlesiz olan çubuğum ve bu da iki eşit kütle onları bu nokta etrafında döndürdüğümde bu merkezcil kuvvet bundan daha büyük olacaktır. Simetrik olmayan bir durum söz konusudur. Bu çivi üzerine etki eden bir kuvvet olacaktır. Cetvel çivi itecektir. Etki tepkiye eşittir. İğne de cetveli itecektir. Ve buradaki aynı asimetreden dolayı çivi tarafından P noktasına uygulanan bir kuvvet olacaktır. Fakat bu P noktasına göre tork alacağım için bu kuvvetin ne olduğu umurumda bile değil. Ve P noktasına göre tork aldığım zaman P noktasından geçen herhangi bir kuvvet etki yapmayacaktır. Çünkü konum vektörü sıfırdır. Fakat orada bir kuvvetin olduğunu anlamanızı istiyorum. Böylece eğer P noktasına göre tork alacak olursam bu kuvvetin ne olduğu umurumda olmaz. P noktasına göre olan tork sıfır ve böylece P noktasına göre alınan açısal momentumun korunumlu olduğu açık. P noktasına göre açısal momentum korunumludur. Herhangi bir başka noktayı alın, hangi noktayı aldığınız önemli değil. Bu Q noktasını alın, bu noktayı alın, şu noktayı alın. Bu durumda açısal momentum korunumlu değildir. Eğer Q noktasını alırsam bu konum vektörü ile F kuvvetinin vektörel çarpımlarının sıfır olmayacağını hemen görürsünüz. Böylece Q noktasına göre bir torp vardır. Açısal momentum korunumlu değildir. Sadece bu noktada korunumludur. Bu nokta oldukça özel bir noktadır. Şimdi aynı cetveli alıyorum. Fakat onu kütle merkezi etrafında döndüreceğim. Cetvel burada. Ve şimdi kütle merkezi etrafında döndüreceğim. Dönme aynı yönde. Bu ders salonunda sabit bir eksenim var ve orada kütle merkezi etrafında dönüyor. C kütle merkezi. Şimdi henüz açıklamamış olduğum simetriden dolayı çivi üzerine etki eden herhangi bir kuvvet yoktur. Böylece çivi de çubuk üzerine bir kuvvet uygulamamaktadır. Eğer bu sürtünmesiz bir cisimse bu durumda hiçbir kuvvet söz konusu değildir. Eğer hiçbir kuvvet yoksa bu durumda herhangi bir noktaya göre olan tork sıfırdır. Sadece bu noktaya göre değil, aynı zamanda şu noktaya, şu noktaya göre de, bu noktaya göre de sıfırdır. Hiçbir kuvvet olmadığı için bu durumda R ile F'nin vektörel çarpımı sıfırdır. Şimdi 6 numaralı denklemde ifade ettiğim özel bir durumu görmektesiniz. Şimdi dönen cismin açısal momentumunun hangi noktayı seçerseniz seçin sıfır olduğu özel bir durum elde etmiş olurdunuz. Bunu spin açısal momentumu olarak adlandırıyoruz. Bu dönen bir cismin kendine özgü bir özelliğidir ve seçmiş olduğunuz her noktaya göre daima aynıdır. Ve açısal momentumun büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilmek istiyorsanız C kütle merkezine göre hesapladım. Bu 6 numaralı denklem ile verilir ve C kütle merkezinden geçen eksen için eylemsizlik momenti çarpı kütle merkezi etrafındaki omega açısal hızı ile verilir. Cm kütle merkezi ve C aynı nokta. Kütle merkezinden geçen eksen için eylemsizlik momenti nedir? Bu 1 bölü 12 ml karedir. Bunu şimdi 1 bölü 12 ml kare çarpı omega şeklinde elde ederim. Şimdi bu asıl spin açısal momentumudur ve seçmiş olduğunuz her nokta için aynıdır. Eğer uzayda bir nokta seçmiş olsam bile aynı açısal momentuma sahip olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Şimdi diğer uygulamalara bakacağız. Çok sayıda uygulama söz konusudur ve önümüzdeki 4 veya 5 derste birçoğunu inceleyeceğiz. Bazı durumlarda evet, evet bunu anlamak çok kolay oldukça açık diyeceksiniz. Ve bazı durumlarda o kadar kolay değilmiş diyeceksiniz. Ve bazı durumlarda ise oturduğunuz sandalyeden dahi düşeceksiniz. Tamamen tuhaf bir şey. Anlaması oldukça zor. Buna inanamayacaksınız bile. Oldukça doğal bir şekilde çalıştığını sizlere gösterene kadar buna inanamayacaksınız. Bunu daha sonra göstereceğim. Bugün değil. 7 numaralı ödevde size bir problem verdim. Problem 7-9. Bu problemde bir cetvel ya da bir çubuk Sürtünmesiz yatay bir masa üzerinde durmakta ve M kütlesiyle L uzunluğuna sahip ve bu C noktası kütle merkezi. Ve bu cetveli itiyorum. Cetvelin yönüne dik olacak şekilde bir impuls ya da itki veriyorum. İşte onu vurarak itiyorum. Bir kuvvet cetvelin üzerine belli bir süre için etki edecektir. Ve bu mesafe D olsun. Sanırım problemde D olarak verdim masa sürtünmesiz ve çok kısa zaman için itiyorum. Şimdi bu cisim ne yapacaktır diye soruyu soruyorum. İç gücünüz sizlere ne söylüyor? Kesinlikle bu yönde gideceğini söyleyeceksiniz. Sürtünmesiz olduğunu unutmayın. Vurduktan sonra ne olursa bu olay sürekli bir şekilde devam edecek. Asla durmayacak. Hepiniz bu yönde hareket edecek diyeceksiniz. Bunun anlaşılması güçtür fakat doğrudur. Fakat dönmese ne dersiniz? Dönecek midir? Ve eğer dönerse hangi nokta etrafında döner? Dönme noktası ona nereden vurduğunuza bağlı olabilir diyeceksiniz. Bu makul bir sezgi olur. Fakat doğru değildir. Kütle merkezi etrafında dönmesi gerekir. Başka bir nokta etrafında dönme olamaz argümanımızın geçerli olması için bu nokta etrafında döndüğünü varsayalım. Ona vurduktan sonra bu nokta etrafında döner. Bu kütle merkezinin böyle bir hareket yapacağı anlamına gelecektir. Ve bunun böyle yapmasına izin yoktur. Çünkü kütle merkezi tüm kütlenin bir noktada toplanmış olduğu bir nokta gibi davranır. F eşit M çarpı A eşitliği kütle merkezi için geçerlidir. Kütle merkezi tüm kütlelerin bir noktada toplanmış olduğu bir nokta gibi düşünüldüğü için darbeden sonra bu nokta asla böyle bir hareket yapamaz. Bu nokta bunu asla yapamaz. Bu çok saçma olur. Sadece bu nedenden dolayı bu etkinin kütle merkezine sadece bu yönde bir hız vereceğini ve bunun asla değişmeyeceği sonucuna varmalısınız. Buna ek olarak bu kütle merkezi etrafında bir açısal hız verecektir ve eğer hiç sürtünme yoksa bu asla değişmeyecektir. Böylece kısa bir süre sonra kütle merkezi hala bu çizgi üzerinde kalarak 1 2 3 dönme yapabilir. Bu I'nın ne kadar büyük olduğuna ve bu D mesafesine bağlıdır. Şimdi bu şekilde olduğunu varsayalım ve bu durumda güle oynaya omega c açısal hızı ile dönecek ve daima v kütle merkezi hızı ile hareketine devam edecektir. Ve bu problemde sizlerden kütle merkezinin hızını hesaplamanızı ve kütle merkezi etrafında dönme durumunda açısal hızı hesaplamanızı soruyorum. Sizlere biraz yardım edeceğim ve umarım pivot da sizlere birazcık yardımcı olabilir. Kütle merkezi için her zaman geçerli olan şey ne olmalıdır? Kütle merkezi bir nokta kaynak gibi davranır ve her zaman kütle merkezi için F eşit m çarpı a ifadesi geçerli olmalıdır. Bu gerçekten kütle merkezinin en önemli ana karakteristiklerinden biridir. Eğer büyüklüğüne bakarsak, F çarpı delta t eşit m çarpı a cm çarpı delta t olur. Kuvvet belirli bir süre için etki etmiştir ve bu itkidir. Fakat eğer vurmadan önce hız sıfır ise bu durumda A çarpı delta T açıkça kütle merkezinin sonraki hızıdır. V eşit A çarpı T'dir. Doğru mu? Ve başladığımızda V sıfır idi. Ve hemen impulsun yani itkinin I eşit M çarpı kütle merkezinin hızı şeklinde olacağını göreceksiniz. Ve böylece kütle merkezinin hızı I bölü M'ye eşittir. Problemin birinci kısmını sizin için ben çözmüş oldum. Burada önemli olan D'den tamamen bağımsız olmasıdır. Burayı D olarak seçmiştik. Tamamıyla D'den bağımsızdır. İster buradan ya da ister oradan aynı itkiyle itmiş olmanız hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Kütle merkezi bir nokta kaynak gibi davranır. F eşittir M Ve kütle merkezin hızı sadece I'ya ve cismin kütlesine bağlıdır. I ne kadar büyük ise hız da o kadar büyüktür. Bu şüphesiz oldukça sezgiseldir. Ve kütle ne kadar büyük ise hız o kadar küçüktür. Fakat şimdi daha zor kısımlar geliyor. Büyük oranda sizlere daha zor kısımları bırakacağım fakat bazı ipuçları vereceğim. Şimdi sizlerden kütle merkezi etrafında dönme durumunda omega'nın ne olduğunu hesaplamanızı istiyorum. Ve şimdi orijini yani başlangıç noktasını seçmek zorundasınız. Çünkü tork ile ilgileniyorsunuz değişen açısal momentumu ile ilgileniyorsunuz. Böylece muhtemelen C'yi başlangıç noktası olarak seçeceksiniz. Ve siz tamam çarpışmadan önce ve çarpışmadan sonra C noktasına göre açısal momentumun ne olduğunu düşünelim Eğer bunu bir çarpışma olarak adlandırırsanız C noktasına göre tork nedir? R, C konum vektörü burada. C noktasına göre tork R vektörel çarpım F ve bu belli bir zaman etki eden kuvvet. Böylece bu kesinlikle sıfır değildir. C noktasına göre bir tork olduğunu açıkça görebilirsiniz. Ve eğer C noktasına göre bir tork söz konusu ise C noktasına göre olan açısal momentum da değişiyor olmalıdır. Evet kesinlikle değişiyor. Çünkü itmeden önce açısal momentum sıfır ve itmeden sonra açısal momentum ICM çarpı omega cm şeklindedir. Eğer cisim kütle merkezi etrafında dönüyor ise onun açısal momentumunun I çarpı omega şeklinde olduğunu görürsünüz. Önceden sıfırdı, sonra ise bu şekilde olur. Yani açıkça kütle merkezi etrafında dönme durumunda bir tork olmalıdır. Ve şimdi tüm yapmanız gereken şey bir şekilde açısal momentumdaki değişmeyi D mesafesi ve I ile ilişkilendirmektir. Ve eğer D daha büyük değerler alırsa kütle merkezi etrafında dönme omega açısal hızının arttığını göreceksiniz. Bu oldukça hassas bir konudur. Ve aynı zamanda bir o kadar sezgiseldir. Eğer tam ortasından iterseniz dönmesini bekleyemezsiniz. Bunu sadece ona öteleme yaptıracağını bekleyebilirsiniz. Ve böylece kütle merkezinin hızının nereden ittiğinizi o kadar hassas olmadığı açıktır. Fakat kütle merkezi etrafında dönme için açısal momentum son derece de hassastır. Bunu sizlere birazdan göstereceğim. Eğer buradan iterseniz herhangi bir dönme hareketi bekleyemezsiniz. Bazılarınız ben başlangıç noktası olarak C'yi seçmeyi sevmiyorum diyebilir. Başka bir noktayı başlangıç noktası olarak alacağım diyebilir. Bu P noktasını başlangıç noktası olarak seçeceğim ya da bu çizgi üzerindeki başka bir noktayı alacağım diyebilir. Açısal momentum bu noktaya göre korunumlu olmalıdır. Çünkü bu noktaya göre herhangi bir tork söz konusu değildir. Burada şuraya olan herhangi bir konum vektörü kuvvet ile aynı yönde olacağından dolayı R vektörel çarpım F sıfırdır. Böylece sonsuz sayıda noktaya sahip olabiliriz. Bu çizgi üzerindeki tüm bu noktalar için tork sıfırdır. Böylece P noktasına göre tork sıfırdır. Bu durumda P noktasına göre L açısal momentumu korunumludur. vurmadan önce ve sonra da sıfırdır. Bu ilginç değil mi? Ve sizler bu problemi çözebilir ve seçmiş olduğunuz bu P noktası için kütle merkezi etrafında dönme durumunda aynı açısal momentum değerini elde edebilirsiniz. Sadece zevk meselesi. Çoğunuz belki de C noktasını seçecektir. Fakat eğer P noktasını seçerseniz problem daha da kolay hale gelecektir. Her ikisi de aynı çözüm verir ve her iki durum için çözümün de cevaplarda olmasını istiyorum her iki durumda da yapılabileceğini göreceksiniz. Burada itebileceğim bir cetvelim var. İşte cetvel burada. Burası kütle merkezi ve bu çizgi referans çizgisi. Yapacağım şey onu referans çizgisine paralel olarak itmektir eğer başarılı olursam bu durumda dönmeye başlayacaktır. Fakat kütle merkezi bu çizgi üzerinde kalmalıdır. Ve bu nereden ittiğime bağlıdır. Eğer bu çizgiye tam olarak paralel etmezsem kütle merkezi bu çizgi üzerinde kalmayacaktır. Bu durumda gülmeye başlamayın. Bu açımın tam olarak bu yönde olmadığı anlamına gelir. Bundan dolayı bu çizgi üzerindeki yön boyunca vurmaya çalışacağım. Tam olarak ortadan vuracağım bu durumda herhangi bir dönme olmasını bekleyemem. Sadece kütle merkezinin hareket etmesini beklerim. Burada çok miktarda sürtünme olur ve bu cetvel durur. Sonsuza dek devam edemez. Şimdi deneyelim. Çok iyi olduğunu gördünüz. Hareket etti, ötelendi ve çizgi üzerinde kaldı. Fakat dönmesi oldukça zor. Çünkü onu kütle merkezine oldukça yakın bir noktadan ettim. Şimdi kütle merkezinden uzakta olan bu noktadan iteceğim. Eğer yeterince şanslıysam ve aynı zamanda doğru yerdeysem bu noktanın bu çizgi üzerinde kalmasını bekleyebilirim. Bu durumda kesinlikle böyle dönmeye başlayacaktır. Bunu deneyelim. Fena değil. Gördünüz neredeyse bu çizgi üzerinde kaldı. Bu itmemin neredeyse mükemmel olarak bu yönde olduğunu gösterir ve döndüğünü gördünüz. Bir kez daha yapacağım. Oo, buna bakın. Çok uzağa gidiyorum çok daha büyük bir açı içinde döndü. Kütle merkezi gerçekten bu çizgiye yakın, şanslıydım ve ittiğim yön bu siyah çizgiye oldukça paraleldi. Şimdi Torkun başka bir uygulamasına geçiyorum. Ve bu Basit harmonik hareketle ilgili. Bir sarkacın salınımının periyotunu hesaplayabiliriz. Bu oldukça kolaydır. Çoğunuz bunun nasıl yapıldığını daha lisedeyken öğrendiniz. Kütlesiz bir ip, ucunda bir cisim ve onu salındırıyorsunuz. Ve eğer açı çok büyük değilse basit harmonik hareket yapacaktır. Fakat şimdi böyle bir cetveliniz olduğunu varsayın ve burada küçük bir deliğiniz olsun ve onu bu şekilde salındıracaksınız. Şimdi bu salınım periyodu nedir? Bu bir matematiksel baş ağrısı gibi görünüyor. Ama şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerle bu problem çok kolay bir şekilde çözülebilir. Ve bu oldukça karmaşık sistemin salınım periyodunun ne olacağı konusunda oldukça iyi bir tahminde bulunabiliriz. Hatta çivi boyunca salınım yapan bu acayip hula çemberi için bile edindiğimiz bilgiler yardımıyla hesaplama yapılabilir ya da en azından biraz zaman ayırırsak birazdan öğreneceğiniz bilgilerle bunu elde edebilirsiniz. İlk olarak cetvel örneğiyle başlayalım. Cetvelin kütlesi M. Ve uzunluğu L. Burası cetvelin kütle merkezi ve onu buradan bir iğne geçirerek P noktası etrafında dönmesi için zorlayacağım. Neredeyse sürtünmesiz ve kütle merkezi ile P noktası arasındaki mesafe B. Ve bu teta açısı. İğne etrafında tahtaya dik olarak döner. Kesinlikle bu P noktası boyunca kuvvetler olacaktır. Bununla ilgilenmiyorum ve şimdi sizinle hangi noktaya göre tork alacağımı tartışmayacağım. Sadece P noktasına göre tork alma konusunda ısrar edeceğim. Böylece bu iğne boyunca geçecek olan bütün kuvvetlerden kurtulmuş olurum. Bu iğnenin cisim üzerinde uygulamış olduğu herhangi bir kuvvetten kurtulmuş olurum. Hepsi yok olur, umurumuzda değildir. Şimdi tek endişelendiğim şey bu MG ve bu RP konum vektörü. Bunlar torku belirler. Ve eminim ki tork zamanla değişecektir. Ve torkun büyüklüğü MG çarpı bu mesafe olan B eşittir. Fakat şimdi bu teta açısının sinüsünü almak zorundayım. Çünkü bununla F arasında bir vektörel çarpım olduğunu hatırlayın ve vektörel çarpım ifadesinde açının sinüsü var. Ve böylece bunun büyüklüğü mg çarpı b çarpı sinüs teta olacaktır. Bu r vektörel çarpım f'dir. r vektörel çarpım f'nin büyüklüğüdür. Bu f ve bu r. 4 numaralı denkleme gidiyorum ve bu tork tahta düzlemine dik olan ve P noktasından geçen eksen boyunca P noktası etrafında eylemsizlik momenti çarpı alfa açısal iğmesi şeklindedir. Ve bu zamanla değişecektir. Teta da zamanla değişecektir. Fakat önemli olan bir şey var. Bu tork geri çağırıcı bir torktur onu tekrar dengeye getirmek istemektedir. Ve bu durumda yaydaki aynı sebepten dolayı burada bir eksi işaretine ihtiyacımız var. Yay ile yaptığımız kuvvet eksi kx idi. Artı kx değildi. Şimdi küçük açı yaklaşımını kullanabilirim. Bu arada alfa omega noktaya yani açısal hızın birinci türevine eşittir. Bundan dolayı aynı zamanda Teta çift noktaya da eşittir. Bunu oraya yazdım. Ve teta açısı bu açı. Burada gördüğünüz şey açıdaki değişim miktarıdır. Küçük açı yaklaşımı ile sinüs teta'nın teta olduğunu söyleyebilirim. Bunu açının radyan birimi olması şartı ile daha önceden yapmıştık. Ve bu durumda mg b teta artı p noktasına göre ı çarpı teta çift nokta eşit sıfır elde ederim. Ve şimdiden bunu hissetmeye başladım. Şimdiden basit harmonik hareketin kokusunu almaya başladım. Ve sizler de başladınız. Teta çift noktayı yalnız bırakarak yeniden bu eşitliği yazarsak. Teta çift nokta artı MGB bölü IP çarpı teta eşit sıfır elde edilir ve bu kesinlikle teta cinsinden basit harmonik harekettir. Ve bunun çözümü teta t eşit teta maksimum çarpı kosinüs omega t artı fi şeklinde olmalıdır. Bu omega'nın bu omega ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu açısal hız ve bu da açısal frekans. Bu asla değişmez. Bu salınımın periyodu ile alakalıdır. Bu her zaman değişmektedir. D, teta bölü dt her zaman değişiyor. Cisim burada olduğu zaman d teta bölü dt en büyük değerini alır. Cisim burada durduğu zaman ise d teta bölü dt sıfırdır. Yani açısal hız zamanla değişmesine rağmen bu omega sabittir. Ve fizikte bir problem içinde aynı sembolü tamamen iki farklı manada kullanmak sıkıntılıdır. Her neyse. Bu omega açısal frekansının MGB bölü IP'nin kare köküne eşit olduğunu biliyoruz. Ve böylece salınımın periyodu 2 pi bölü bu ifade olmalıdır. Yeri gelmişken cismin kütlesinden bağımsızdır. Fakat sizler paydada bir kütle olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, evet. Ama aynı zamanda paydada bir kütleye sahip. Çünkü P noktasına göre eylemsizlik momenti ifadesinde de kütle var. P noktasına göre eylemsizlik momentini hemen paralel eksen teoremini kullanarak bulabiliriz. Eğer bu cetvel kütle merkezi boyunca bu eksen etrafında döndürülürse bu durumda 1 12 m, l kare ifadesine mb kare terimini de eklemeliyiz benzer şeyi orada yapmıştık. Böylece paralel eksen teoremine göre bu 1 bölü 12 ml kare artı m çarpı b kare olur. Ve bu durumda m'leri götürürsem periyodu 2 pi çarpı kare kök 1 bölü 12 çarpı l kare artı b kare bölü gb şeklinde elde ederim. Düşündüğünüz zaman bunun çok basit bir sonuç olduğunu görürsünüz. Yani bunu başka bir şekilde yapmanın tam bir başarısı olacağını ifade etmek istiyorum. Ve bu her zaman beni hayrete düşürür. Bazılarınız fiziğin zor olduğunu düşünürsünüz. Fakat ben her zaman tam tersini düşünüyorum. Daima böyle düşünürüm. Fizik çok zor olan şeyleri kolay hale getirmek için vardır. Buna bir bakın. Bu bir iğne etrafında merkezden biraz farklı noktada dönen oldukça karmaşık bir sistem ve burada periyot için oldukça açık bir ifade görülmekte. Bu durumda b eşit 40 santimetre ve cetvel ise tam 1 metre yani l eşit 1 metre ve b yaklaşık 40 santimetre fakat 2 milimetre yanılabiliriz. Bunu tam olarak doğru bir şekilde etmek kolay değildir. Yani 40 santimetre artı eksi 0,2 santimetredir. Bu yaklaşık yüzde yarımlık bir belirsizliktir. Payda L kare ve B kare ve paydada ise B var ve bu hata analizini biraz karmaşık yapar. Eğer bu değerlere bağlı kalırsam bu durumda periyodun 1,5-6-5 saniyeye oldukça yakın olacağını bulabilirim. Bu G için 9,8 alınarak ve L ve B değerleri yerine konularak elde edilen değerdir. Her zaman ihtiyatlı olmayı tercih ettiğim için yaklaşık 0,01 saniye bir belirsizliği dikkate alacağım ve bir ölçüm yapmak ve sizlere ne elde edeceğimizi göstermek istiyorum. Bunun için burada bir cetvel var. Onu küçük açıda salındıracağız. Açıyı biraz daha büyük yapabiliriz. Önce onu durduralım ve benim tarafımda durduğu an zamanı başlatacağım. Böyle yapmak her zaman en kolaydır. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Elde ettiğimiz değere bakın. Hata sınırları içinde oldukça doğrudur. Oldukça ilginç. Fizikte böyle oldukça kompleks bir sistemin üstesinden çok kolay bir şekilde gelinebilir değil mi? 15.71 ve benim reaksiyon zamanım daima 0,1 saniye. Dolayısıyla uyum oldukça mükemmel. Bunu bir kez cetvel ile yaptıktan sonra Şimdi sizlere bu bilgiyi daha da ilginç bir sistem olan çembere uygulayabileceğinizi göstereceğim. Bir hula çemberi alacağız ve aynı şeyi bu hula çemberi içinde yapacağız. Ve yöntem tam olarak aynı olacaktır. Ve hula çemberi den geçen bir iğnemiz var. Bu hula çemberi, bu nokta P noktası ve bu kütle merkezi, bunu C olarak adlandırıyorum. Şimdi bu şekilde. Biraz sonra kütle merkezi burada ve bu açı θ olacak. Hula çemberinin kütlesi m ve yarıçapı r. P noktasında kuvvetler olacağını biliyorum. Fakat onları önemsemiyorum. Tek önemsediğim şey bu MG ve RP konum vektörü. Ve her şey paralel gider. P noktasına göre tork alacağım. Ve bu tork MG çarpı R sinüs teta olacaktır. Ve bu P noktasına göre eylemsizlik momenti çarpı teta çift noktanın kısı işaretlisine eşit olmalıdır. P noktasına göre eylemsizlik momenti nedir? Bu kütle merkezine göre dönme eylemsizlik momenti artı mr karedir. Bu paralel eksen teoreminin sonucudur. Bu eksen etrafında dönme için eylemsizlik momenti açıkça mr karedir. Çünkü tüm kütle bu r yarıçaplı çember boyunca dağılmıştır. Bundan dolayı bu tüm kütlelerin toplamı çarpı yarı çapın karesidir. Böylece bu mr kare artı mr kare olacaktır. Yani 2 mr karedir. Bunu bu tarafa getirirsek ve eğer küçük açı yaklaşımını kullanırsak teta çift nokta artı mgr çarp çarpı teta bölü ip eşit sıfır elde ederiz. Bu teta basit harmonik hareket olup oradaki çözümüyle tam olarak aynıdır. Fakat şimdi periyot için 2 pi çarpı karekök i p bölü m elde ederiz. Fakat burada i 2 m r karedir. Böylece periyot 2 pi çarpı karekök 2 mr kare bölü mgr olarak elde edilir ve bu 2 π çarpı karekök 2 r bölü g'dir. Ve bu oldukça güzel bir sonuçtur. Eğer L uzunluğu 2R olan ve ucunda bir kütle olan ve kullanılan ipin kütlesiz olduğu bir sarkacın var ise tamamen aynı sonucu elde ederim. bir sarkaçın periyotunun 2 pi çarpı kare l bölü g olduğunu hatırlayın. Bu ifadede de kütlenin olmadığını fark edin. Bu sadece geometri meselesidir. Salınımın periyodunu belirleyen tek şey geometridir. Ucunda bir kütle asılı olan bir basit sarkaç durumunda da periyot kütleden bağımsız. Yaylarda böyle değil. Her zaman yer çekimiyle ilgili. Sizlere ilk olarak göstermek istediğim şey eğer burada ucunda elma bulunan bir ipim varsa, elmanın merkezi yaklaşık olarak burada ise ve ipin uzunluğu hula çemberinin çapı ile aynı uzunlukta ise, bu durumda her ikisi de muhtemelen aynı periyoda sahip olacaklardır. Görüyorsunuz, birbirleriyle tam olmasa da gayet güzel bir uyum içerisindeler. Çünkü uzunlukları tam olarak aynı yapamadım. Fakat bayağı yakın değerdeler. Böylece sonuçların gerçekten mantıklı olduğunu görmektesiniz. Fakat şimdi bir adım daha ileri gitmek istiyorum. Nicel bir hesaplama yapmak istiyorum. Çünkü hula çemberinin yarı çapını biliyorum. Sanırım yarı çapı 40 cm ve bunu yaklaşık 0,5 doğrulukta bilmekteyiz. Böylece R 40 artı eksi 0,5 cm. Sizler yarım santimetreden daha iyi ölçemez misiniz diyebilirsiniz. Yaklaşık bu kadar büyüklükte yani yarım santimetre. Bunun sebebi hula çemberinin mükemmel bir çember olmamasıdır. Ve eğer çapını farklı yerlerden ölçerseniz her zaman aynı sonucu elde edemezsiniz. Belirsizliği yarım santimetre olarak hesaba katmamanın sebebi bu. Böylece R'de %1'lik bir belirsizlik söz konusudur. %1. Karekök için de bunun değeri yüzde yarım olur. Bu durumda eğer buradaki değerleri yerine koyarsam tahminen 1,795 değerini elde ederiz. Bunun yüzde 0,5'lik belirsizliği yani 1,79'un yüzde 0,5'i kolaylık olsun diye yaklaşık olarak 0,01 saniye eder. Bu benim tahminimdir. 10 salınım yapacağım ve bu bana 10 salınımda 0,1 saniyelik bir belirsizlik verecek ve bir sanılım için ise belirsizliğin 0,01 saniye olacaktır. Şükran günü eve geldiğinizi ve bunu anne ve babanıza gösterdiğinizi ve yeri gelmişken baba, anne bu sanılım periyodunu hesaplayabilir misiniz? Dediğinizi düşünün. Onların yüzünün rengi değişecek. Solacaklar, sararacaklar. Siz cebinizden çıkarıyorsunuz ve sadece böyle yapıyorsunuz. Oldukça basit. Sadece basit değil. Fakat aynı zamanda bir gösteri bile yapabilirsiniz. Bunu kendilerine gösterebilirsiniz. Sizinle gurur duyacaklardır. Tamam. Bunu deneyelim. İşte başlıyoruz. Küçük açı. Bu yaklaşık 5 derece, 7 derece. 10 derecenin çok üzerinde bir açıda bunu yapmazsanız çok büyük bir fark yaratmayacaktır. Esnemesinden hoşlanmıyorum. Burada durduğu zaman başlatacağım.

eğer bunu ona bölersem bu durumda 1,807 elde ederim. Ve bunu 1,81 olarak alalım. Ve eğer bu hatayı hesaba katarsanız bunu 1,807 olarak yazalım. Oldukça etkileyici. 5 dakikamız kaldı ve bu 5 dakikayı kullanmak istiyorum. İlk olarak gelecek 5 dakikada yapacağım şeyden dolayı affınızı dileyeceğim. Çünkü şimdiye kadar şaşkına döndünüz ve şimdi sizin ilginizi çekerek bunu biraz daha zor yapacağım. Ve bu ilgi çekme hayatı gerçekten ilginç yapmaktır. Eğer bir cismi bir topacı döndürürsem her zaman topaç üzerinde bir sürtünme kuvveti olur ve topaç durur. Bu çok açık. Bunları gördük ve eğer size sınav tekrarı yaptığım zamanki gibi durmaz ise bu durumda bir şeyler oluyor demektir. Bu durumda kandırılıyorsunuz ve kandırılmışsınızdır. Kesinlikle orada küçük siyah kutu içinde dönmeyi sağlayan bazı şeyler oluyordu. Sonsuza kadar devam edemez. Bu yüzden her ne zaman buradaki laboratuvarda bir şeyleri döndürürseniz dış uzaydan farklı olarak daima onun üzerinde harici sürtünme torkları etkileyecektir ve dönen bu şey duracaktır. Bu dönen cismin döndükten sonra durması ve tekrar ters yönde dönmesi anlaşılır bir şey değildir. Bu çok saçma olur. Bunun olması mümkün olamaz. Çünkü durduğu zaman tüm harici torklar yok olur ve orada sadece durur. Masa üzerinde bir cismi bir tabağa kaydırdığınızı düşünün. Sürtünmeden dolayı duracak ve daha sonra tekrar size doğru gelecek. Eğer ona bir ip bağlamadıkça bu da tam anlamıyla saçma olur değil mi? Başka hiçbir harici kuvvet yok. Tabağı masanın üzerine sert bir şekilde itiyorsunuz. Sürtün ve kinetik enerjinin tümünü yok ediyor ve duruyor. Muhtemelen size doğru tekrar gelmeyecektir. Bu fiziğin temel yasalarına aykırı olurdu. Eğer topacı döndürürseniz zamanla duracak, muhtemelen tekrar dönmeyecek, duracak ve dönme yönünü değiştirmeyecektir. Bu konuda hem fikir olduğumuz sürece bu dersi geçeceksiniz. Şimdi bir bit yeniyi sezdiniz değil mi? Hali hazırda bir bit yeniyi sezdiniz. Tamam. Burada oldukça güzel olan bir plastik parçası var. Gelip onu inceleyebilirsiniz. Ve bu plastik oldukça güzel davranmaktadır. Ona bir dönme vereceğim. Sürtünme, harici tork, sürtünme onu durdurmaya çalışacak ve durduracak. Sorun değil değil mi? Durduktan sonra şimdi yaptığı gibi hareket yönünü değiştirmesi inanılmaz bir şey. Gözlerinize inanamayacaksınız. Aslında ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Bunu tekrar gördüğüm zaman karnıma sancı girdi ve bütün gece uyuyamadım. Buna bakın. Onu döndürüyorum. Duruyor. Sürtünme onu durduruyor ve hareket yönünü değiştiriyor. Bu konuda uykusuz geceler geçirmeyin. Bunu biraz düşünün. Bu bir şekilde açısal momentumun korunumunun bir ihlali midir? Bunun hakkında düşünün ve gelecek derste görüşelim.